Gezi eylemlerinin ardından bazı grupların birleşmesiyle ortaya çıkan ve daha sonra bunu bir belli bir hareket düzenine dönüştüren çevrelerin oluşturduğu Birleşik Haziran Hareketi ülke genelinde olduğu gibi İskenderun'da da hayata geçiyor. Birleşik Haziran Hareketi'nin İskenderun'daki basın sözcüsü Avukat Bülent Akbay ve hareketin sekreteryal görevinde bulunan Mübarek Beryürek, Birleşik Haziran Hareketi hakkında bilgiler verdiler. Hareketin formlarla daha da genişlediğini belirten Bülent Akbay, gezi eylemlerinin ardından bu hareket yayılarak büyümeye başladı dedi. Akbay konuşmasına şöyle devam etti. Birleşik Haziran Hareketi bundan 1-1,5 ay kadar önce ODTÜ'de uzun süredir devam eden ODTÜ Vişnelik toplantıları var Türkiye'ye. Ulusal basında yer 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 alıyordu. Bu toplantılara çeşitli sivil toplum kuruluşları, çeşitli siyasi partilerden temsilciler, bir de bağımsız bireyler, yazarlar, aydınlar katıldı. Ve özellikle Gezi sonrası Türkiye'de Türkiye'nin ihtiyaçları olan sorunlarına çözüm üretecek bir iradenin ortaya konması için çeşitli bugüne kadar farklılıkları bir tarafa bırakarak birlikte ülkenin sorunlarının ortak noktalarını öne çıkartan, bu ortak noktaları da çözmek için Türkiye'nin her yerinde örgütlenme kararı alan bir çağrı yayınladılar. Bu çağrı Türkiye'nin birçok yerinde yankı buldu ve kısa sürede bir sürü ilde ve ilçede forumlar toplanmaya ve bu çağrı temelinde toplantılar yapılırken hem ülke hem de o kentin sorunlarını çözmeye yönelik düşünceler ortaya konmaya başlandı. Bu temelde Birleşik Haziran Hareketi örgütlenme çalışmalarını hızla başlattı. 28-29 Aralık'ta Ankara'da Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yapılan forumlardan gelen temsilcilerle Ankara'da büyük bir toplantı yapılacak. Ve bu toplantı neticesinde Türkiye'nin birçok yerinde çevrecilerin, antifaşistlerin, AKP'nin dinci gerici politikalarına karşı duranların bir araya gelip ortak bir şekilde ülkenin ve yurttaşların sorunlarına sahip çıkacak çalışmalar başlatmak üzere örgütlenmeye devam edecekler. İskenderun'da da 30 Kasım'da İskenderun Forumu toplandı. 250 kişi yurttaş katıldı İskenderun'da. İskenderun sıkıntılarını dile getirdiler ama daha çok Birleşik Haziran Hareketi'nin tanıtılması faaliyetlerinin yürütülmesi için bir karar alındı. Bu temelde orada oluşturulan bir yürütme kurulu pratik anlamda İskenderun'da Birleşik Haziran Hareketi'nin hedeflerini, amaçlarını yapmak ve bu mücadeleyi genişletmek maksadıyla. Çünkü en önemli özelliği bu hareketin katılımcıların, kim olursa olsun katılımcıların birlikte fikir üretebildiği ve fikirleri temelinde arkadaşlarıyla, dostlarıyla, bu hareketin içinde yer alanlarla birlikte o sorunların çözümüne yönelik adımlar atmasıdır. Biz de İskenderun'da Birleşik Haziran Hareketi'nin örgütlenmesi temelinde pratik anlamda önümüze düşen bir takım çalışmaları yapmaya başladık. Birleşik Haziran Hareketi Sekreteriyası'nda görev alan Mübarek Berkyürek ise her bölgede bu harekete katılan insanlar o yöredeki sorunları tartışıp çözüm önerileri geliştirerek bunu daha büyük formlarda dile getirecekler dedi. Biz Türkiye'deki yaşadığımız sorunların çevre, dinci gericilik, eğitim sorunlarını, işçilerin ezilmesini ve maden ocaklarında yok pahasına öldürülmelerini tam bütünlüklü bir politik olarak görüyoruz. Yani AKP iktidarı uzun zamandır bütünlüklü bir şekilde bir politika uygulamaya çalışıyor ve bu politikanın yarattığı bir mağdurlar var. Ermeniklere, Soma'daki ölen madenci çalışanlara baktığımızda onların dini ve etnik kimlikleri bizi ilgilendirmiyor. Siyasi şeyler de ilgilendirmiyor. Biz onlara çalışan yoksul ve işçiler oldukları için onlarla dayanışmayız ve gayri insani koşullarda çalıştıkları için dayanışma için dolayıcı onlarla. Keza İskenderun'da da benzer problemlerle karşılaştığımızda çevre, kamusal alanlara rant açılması konusunda mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince kadar duyarlılık yaratmak ve
yerel yönetimin ve de merkezi iktidarın uyguladığı politikalardan mağdur olacak tüm kesimlerle ortak iş yapmanın yollarını arayacağız. Burada tamamıyla partilerin birleşerek oluşturduğu bir şey yok. Tamamıyla bir yurttaş inisiyatifi. Herkes bu sorunlara dile getirmeye çalışan ve yer almak isteyen tüm yurttaşlara da açık bir oluşum.